sosyal medya günümüzde şüphesiz çok büyük yer tutuyor. Enlerin ve ilklerin kulübü olarak da Galatasaray bu alanda dünya kulüpleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Şimdi gelin 2016'da Galatasaray sosyal medyaya nasıl damgasını vurmuş ve en beğenilen paylaşımlar hangileri olmuş birlikte göz atalım. İlk en beğenilen paylaşımında Galatasaraylıların gönlünde taht kurmuş iki kaptanı Selçuk İnan ve Wesley Sneijder'ın Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadelede ortaya çıkardığı bu özel kare yer alıyor. Birisi Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder. Birisi de sarı kırmızılı takımın maestrosu Selçuk İnan. Selçuk vurdu gol! İki kaptanın gol sevincinde kucaklaşması Galatasaray'ın birlik ve beraberliğini ortaya koyuyor, sosyal medyada en çok beğenilen oluyor. Takvimler Şubat ayını gösterdiğinde ise hayatımıza set rakamca girdi. 18 Şubat'ta oynanan Galatasaray-Lazio maçında Ali Samiyen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'ya konuk olan set rakamcayı öyle bir sürpriz bekliyordu ki. Sarı kırmızı renkleri olan aşkını kendi elleriyle montunun arkasına işleyen bu güzel adama büyük Galatasaray taraftarı bir vefa örneği gösteriyor ve Galatasaray'ı hayatının anlamı yapanlar birleşiyordu. Ve böylece Galatasaray taraftarı da bu özel görüntüyü sosyal medyanın en çok paylaşılanı yaptı. Galatasaray'ımızın Gençler Birliği ile oynadığı maçta oğlunu izlemeye gelen Kemal Bulut, Ankara'da gerçekleşen hain terör saldırısında hayatını kaybetmişti. Galatasaraylılar da duyarlılığını gösterip sosyal medyadan Umut Bulut'a desteklerini gösterdiler. Sosyal medya kullanımında dünya kulüpleri arasında ilk sırada yer alan Galatasaray, bu konuda ezeli rakipleriyle olan farkı gittikçe açıyor, medyayı bilgilendirmekten kaçınmıyordu. 13 Nisan tarihinde oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki mücadele öncesi, logo kullanımlarıyla birlikte herkese rütbesi bildirilmiş ve bu paylaşım rekor sayıda etkileşim almıştı. Yıllardır söyler dururuz. Mayıslar bizimdir. 27 Mayıs 2016 tarihinde Galatasaray son yıllarda ambargo koyduğu Türkiye Kupası'nın sahibi oluyordu. Bu muhteşem zaferin ardından sezonun rekor paylaşımlarından birisi olan işte bu görüntü paylaşılıyordu. Beni ağlama! Beni ağlama!
tabii ki. Arkadaşlar, Wesley Snyder'ın söyleyeceği bir şey var. Fener ağlama. Fener ağlama. Fener ağlama. Haziran ayındaysa Galatasaray kadın basketboldan sonra erkek basketbolunda da Türkiye'ye gelmiş en büyük kupanın sahibi oldu. Galatasaray Odaya Bank rakibi Strasbourg'u 78-67 mağlup etti, Euro Cup'ı müzesine taşıdı. Köşede Erik Bakalım, kapadım gözlerimi, kapadım gözlerimi. Son anda topu açtılar. Ezeli rakibe adres verildi. Hüseyin Ağa, İstiklal Caddesi No 90, 34435 Beyoğlu, İstanbul. Bekleriz. Temmuz 2016 şüphesiz yıllar geçse de ülkemiz tarafından asla unutulmayacak o hain darbe girişimi ve milletimizin bu darbe girişimini kahramanca durdurmasıyla hatırlanacak. Ülkemizdeki her olaya duyarlı kulübümüzün işte o paylaşımı. Çok güzelsin Türkiye'm. Galatasaray için artık bir gelenek haline geldi. Ağustos ayında Süper Kupa'nın sahibi olmak. Galatasaray'ımız ezeli rakibi Beşiktaş karşısında Süper Kupa'nın sahibi oluyor. Sosyal medya ekibimiz de aradaki farkı gösterip medyayı bilgilendiriyordu. Medya bilgilendirme. Cimbom, 1959 sonrası kazandığı kupa sayısını 54 yaptı. En yakın rakiple fark 20'ye yükseldi. Galatasaray bir kültür yuvası olmasıyla yüklendiği misyonu, sporun, toplumun ve sanatın her dalında yansıtan niteliğiyle ülkemizin değerlerini unutmamayı borç bilerek 25 Eylül 2012'de aramızdan ayrılan Neşet Ertaş'ı anıyordu ve bu paylaşım Eylül ayı içerisinde Galatasaray taraftarının en ilgi gösterdiği paylaşım olmuştu. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın, ben de gülerim. Yalan dünyada sen beni görünce. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ı saygıyla anıyoruz. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Bir Ekim günü, bir edebiyat sınıfında bir hayal kuruldu ve yıllar geçtikçe o sevgi ülke sınırlarını aşan bir dünya kulübüne dönüştü.
Galatasaray taraftarı da kulübünün 111. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla işte şu sözlerle paylaştı. Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir. ...2016'nın spor kamuoyu adına en üzücü ve tarihe damgasını vuracak kazası Kasım ayında gerçekleşti. Brezilya takımı Chapecoense, Sudamericano Kupası finali ilk maçı için gittiği Kolombiya'da şok bir uçak kazası yaşadı. Chapecoense takımını taşıyan uçak Kolombiya'da yer alan Medellin Havaalanı'na inerken düştü. Bir dünya kulübü olma misyonuyla Galatasaray sadece kendi ülkesinde değil, dünyayı ilgilendiren tüm konulara duyarlı davrandığı gibi Chapecoense'nin acısını da paylaştı. Dualarımız sizinle. Terör, Aralık ayı geldiğinde bu sefer bir spor müsabakası sonrasını buldu ve Beşiktaş-Bursa spor karşılaşmasının ardından orada bulunan sivil vatandaşlarımızı ve polislerimizi seçti. Çevik kuvvetten bir arkadaşımızı aldı. Taraftar dedi ki kaptan onu buraya getir. Bu üzücü olayın hemen ertesi günü Gaziantepspor'u kendi evinde ağırlayan Galatasaray futbol takımı oyuncuları, mücadelede görev yapan polislerimizi karanfillerle karşıladılar. Karşılaşmanın en unutulmaz sahnesine ise Yasin Öztekin, attığı golün ardından sevincini polislerimize sarılarak paylaşmasıyla attı. Ve bu görüntü yılın en çok paylaşılan tweet'i oldu.